Karışımların ayrıştırılması ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Sıvı sıvı homojen karışımların kaynama noktası farkından yararlanılarak ayrılmasına ayrımsal damıtma denir demiş. Bu doğru olacak arkadaşlar. Örneğin 78 derecede alkol kaynar, 100 derecede su kaynar. Biz bu karışımı kaynattığımızda 78 derecede alkol karışımından önce ne yapar? Gaz hali geçer arkadaşlar. Bir geri soğutucuyla yani çevresinden su geçen bir borunun içerisinden geçirdiğimiz arkadaşlar kaynama noktasının altına düşünce karışımdan ilk önce alkol ayrılır. Bunun için homojen olması lazım karışımların arkadaşlar. Yani birbirleri içerisinde çözülmesi lazım. Dolayısıyla bu doğru olmuş olacak. Bir karışımdaki maddelerden bir veya birkaçının bir çözücü yardımıyla ayrılmasına özütleme denir diyor arkadaşlar. Örneğin bir yaprak içerisinden ben ne çıkartacağım? Yağ çıkartacağım diyelim. Gül yaprağından gül yağı çıkartacağım. Arkadaşlar örneğin yağı çok iyi çözen hegzan vardır hexanı içine attığımızda ne yapar? Bunun içerisindeki yağı çözer. Yaprağı süzdüğümde arkadaşlar hexan yağ karışımını elimde kalır. Hexanla yağ da ayrış, ayrıştırdığımda ben yağı başka bir çözücü olan hexanla ayrıştırmış olurum. Bu yönteme özütleme ya da ekstraksiyon denir arkadaşlar. Sıvı sıvı heterojen karışımdan ayrılmasında yoğunluk farkından yararlanılabilir. Yani mesela ayırma hunisi aklımıza gelecek ilk. Böyle bir şuna benzer bir alettir arkadaşlar. Buraya ben birbirleri içerisinde çözünmeyen yani heterojen sıvı sıvı karışım koyarsam suyla zeytinyağı hep aklıma geliyor arkadaşlar. Bakın suyu bu şekilde ben bu karışımdan faz çizgisine kadar ayırabilirim. Heterojen olması lazım. Yani yoğunluk farkı vardır burada arkadaşlar. Yoğunluk farkından ötürü sıvılar faz, farklı fazlar oluştururlar. Yani bu da doğru olmuş oldu. Doğruyu sorduğundan dolayı burada doğru seçeneğim E seçeneği demiş oldum arkadaşlar. Yukarıdaki karışımları bileşenlerine ayırmak için karşılarında verilen yöntemlerden hangileri uygundur diyor arkadaşlar. Bakın katı sıvı kolloidal yapı. Santrifüj demiş. Arkadaşlar kolloidal yapılar dışarıdan bakıldığında homojen gibi gözüken ama aslında heterojen olan karışımlardır. E, santrifüj yöntemi de şudur bir alet vardır arkadaşlar böyle döner. Sen deney tüpünün içerisine karışımını koyunca içerisinde dibe çökmeyen asılı kalan katı arkadaşlar sıvının içerisinde merkezcil kuvvet yardımıyla arkadaşlar ne yapar dibe doğru çöker. Yani bu yöntem santrifüjdür bu doğru olmuş olacak arkadaşlar. Sıvı sıvı heterojen karışımları ayırma unisi demiş. Yani ayırma unisi şöyle bir alet arkadaşlar. Karışım heterojen olunca dışarıdan bakıldığında farklı tipte gözükür. Şurada bir musluğu vardır. Dipte yoğunluğu daha büyük olan su, üstte de zeytinyağı kalır yoğunlukları farklı olduğundan. Suyu arkadaşlar faz çizgisine kadar ayırma ünlüsü ayırabiliriz. Yani sıvı sıvı heterojen karışımlar bu şekilde ayrılabilir arkadaşlar. Katı sıvı homojen yani birbirleri içerisinde çözünen. Örneğin arkadaşlar tuz su karışımı gibi. Süzme demiş hayır katı sıvı heterojen karışımlar süzülebilir. Yani bu yanlış olmuş olacak arkadaşlar. Süzgeçten katının geçememesi lazım ama tuzlu su da tuzlu su da süzgeçten geçebilir. Homojen olduğu için doğru seçeneğim arkadaşlar C seçeneği demiş ol. Karışımdaki maddelerin birbirinden ayrılması ile ilgili işlemlerinden hangilerinde karışımdaki maddelerin tanecik boyutu farkından yararlanılır diyor. Arkadaşlar buğday saman karışımını ben rüzgarda savurursam daha ağır olan buğday daha yakına düşer daha hafif, yoğunluğu daha az olan saman daha uzağa gider arkadaşlar. Bu tanecik boyutu farkı değil, yoğunluk farkıdır. Olmaz. Pirinç taş karışımını ayıklamayla ayrıştırma. Arkadaşlar Pirinç taşın boyutları farklı olduğundan dolayı boyutu daha büyük olan taşları arkadaşlar ne yapabilirim? Ben ayıklayabilirim. Yani bu tanecik boyutu farkı olur. Tebeşir tozu su karışımını süzgeç kağıdından geçirme. Tebeşir tozu ile su arkadaşlar katı sıvı heterojen karışımdır. Birbirleri içerisinde çözülmez. Buradaki tebeşir tozu süzgeçten geçemeyecektir. Dolayısıyla süzgeç kağıdından geçirdiğimde arkadaşlar tanecik boyutu büyük olduğu için süzgeçten geçemeyecektir. Tanecik boyutu farkından yararlanılarak ayırma yöntemidir. Burada arkadaşlar doğru seçeneğim. D seçeneği olmuş oldu. Bir karışımdaki bir ya da birkaç maddenin bir çözücü yardımıyla karışımdan uzaklaştırılması işlemine özütleme yani ekstraksiyon denir deniliyor arkadaşlar. Buna göre işlemlerinden hangileri bir özütleme örneğidir. Bakın şeker pancarından şeker elde ederken arkadaşlar misal şöyle diyelim şeker pancarı böyle değil de yani çizdim arkadaşlar. Ben bu yaprağın içerisinden şeker çıkartacaksam ne yapmalıyım arkadaşlar? Buraya su dökmeliyim. Yani başka bir çözücü kullanmalıyım. Bunun içerisindeki ne yapar? Şekeri çözer. Sonra yaprağı süzdüğümde şeker su karışımından suyu buharlaştırsam şekeri elde ederim. Yani elde etmek istediğim maddeyi başka bir çözücü kullanarak elde etme yöntemine ekstraksiyon denir. Bu bir örnektir arkadaşlar. Söğüt ağacından aspirin eldesi. Arkadaşlar aspirin aspirin ham maddesi asetil salisilik asittir. O asiti çözecek. Başka bir çözücü kullanarak arkadaşlar söğüt ağacından aspirini elde edebiliriz. Yani bu da bir örnek olarak verilmiştir. Olabilir. Ama deniz suyundan tuz eldesinde arkadaşlar. Biz deniz suyunu direkt buharlaştırabiliriz. işte katı sıvı basit damıtma yapabiliriz arkadaşlar değil mi? Buharlaştırdıktan sonra suyu geri yoğunlaştırarak yani geri soğutucuyla arkadaşlar çevresinden su geçen bir boru içerisinden geçirdiğimizde ne yapar? Buhar halindeki su kaynama noktasının altına düşerek sıvı hale geçer. Tuz bir tarafta kalır. Arkadaşlar damıtma kabında kalır. Su da ne yapar? Toplama kabında Yine sıvı toplanır. Yani bu arkadaşlar damıtmayla, buharlaştırmayla falan elde edilir. Ekstraksiyonla bir alakası yoktur. Burada arkadaşlar doğru seçeneğim C seçeneği demiş ol. Karışımların araştırılması ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diyor. Arkadaşlar diğeriz böbreklerdeki yarı geçirgen zardan kanın süzülmesi olayıdır. Arkadaşlar böbrekler yarı geçirgen zar görevi görür. Eğer süzgeçten geçebilecek boyuttaki katı partikülleri arkadaşlar sıvının içerisinde süzgeçten geçebiliyorsa yani ben bunu bu şekilde ayıramıyorsam çok küçükse bu katı partiküller ne yaparım? Diyaliz yöntemini kullanırım. Yani diyalizde de yarı geçirgen zardan arkadaşlar bu süzgeçin süzemeyeceği yani süzgeçin geçirebileceği arkadaşlar katı partikülleri diyalizden geçirilir. Böbrek de bu görevi görür. Yani aslında bir süzmeye dayalı bir yöntemdir arkadaşlar. Daha küçük partiküller diyaliz edilir. Yani bu doğrudur. Kan hücreleri ve plazmanın birbirinden ayrıştırılması işlemi santrifüjde işlemi işlemiyle yapılır. Arkadaşlar şöyle Kan koloidal bir karışımdır. Dışarıdan bakıldığında homojen gibi gözükse de aslında heterojendir. Yani sen santrifüj yapman demek bunu ne demek? Yani böyle dönen bir şöyle düşün alet düşün arkadaşlar. Deney tüpünün içerisinde kanı koyduğumuzda merkezcil kuvvet yardımıyla arkadaşlar o kan ne yapar? Dibe doğru arkadaşlar çöker. Yani plazma kısmı üstte kalır. O kan arkadaşlar kısmı ne yapar? Dipte kalır. Yani dolayısıyla arkadaşlar bu santrifüjleme yöntemiyle yapılır çay yaprağından çay demlenmesi flotasyondur arkadaşlar. Flotasyon yüzdürme işlemidir. Yüzdürme. Yani şöyle düşün. Kum talaş karışımına su ekleyince talaşın üste çıkıp ayrışması flotasyon yöntemi. Çay yaprağından çay demlenmesi bakın yaprağın içerisindeki o çay maddesinin su ile çözünmesi olaydır. Yani ben buna ne derim arkadaşlar? Ekstraksiyon. Yani ya da ne derim arkadaşlar? Özütleme olayı derim. Bu yanlış olmuş oldu. Bazı metal katyonların birbirinden ayrılmasında manyetik özellikleri farkı kullanılabilir. Mesela fejoni, demir, kobalt, nikel. Manyetik alandan etkilenir arkadaşlar. Manyetik alandan etkilenmeyen karışımların içerisinde mıknatıs tutarsak demir, kobalt ve nikel ayrışacaktır. Manyetik özellikler kullanılabilir. Sıvı sıvı emülsiyonlar ayırma unisi yardımıyla ayrılıştırılabilir demiş. Arkadaşlar ayırma unisi şöyle bir alettir. Sıvı sıvı heterojen olunca karışım arkadaşlar. Mesela su, zeytinyağı gibi düşün. Şu üstteki zeytinyağı kısmı arkadaşlar. Şöyle yapalım. Alt kısım su, üst kısım zeytinyağı. Burada bir musluk vardır arkadaşlar. Buradaki musluk yardımıyla ben şuradaki suyu arkadaşlar bu karışımdan ayırabilirim. Yani sıvı sıvı emisyonlar ayrıma hunisiyle ne, yapala, ne yapılabilir? Ayrılabilir arkadaşlar. Emisyon deyince zaten heterojen karışım olduğunu anlıyoruz. Burada yanlışı sorduğundan dolayı doğru seçeneğim C seçeneği demiş oldum. Aşağıdaki karışımlardan hangisi de kullanılan özellik farkı yanlış verilmiştir diyor. Arkadaşlar nikel tozu, çinko tozu. Bakın nikel ne yapar? Mıknatıstan etkilenir. Ben mıknatıs tutarsam çinko etkilenmeyeceğinden dolayı arkadaşlar nikel mıknatıs tarafından çekilir. Yani ben burada manyetik özellik farkı kullanırım. Deniz suyu arkadaşlar kaynama noktası diyor. Bu su tuz karışımıdır. Ben burada suyu kaynatıp tuzdan ayırabilirim. Yani kaynama noktası farkıyla basit damıtma yapılarak arkadaşlar ayrıştırılabilir. Zeytinyağı su arkadaşlar ayırma unüsü ile yoğunluk farkından faydalanarak ayrıştırılabilir. Ayırma unüsü şöyle bir alettir arkadaşlar. Su dipte kalır. Zeytinyağı üstte kalır çünkü yoğunluğu daha azdır. Suyun yoğunluğu daha fazladır arkadaşlar. Buradaki musluk yardımıyla ben buradaki su kısmını faz çizgisine kadar ayırabilirim. Yani öz kütle yoğunluk farkı kullanırım. Arkadaşlar tuz, şeker, su. Kaynama noktası farkı demiş. Şimdi şöyle tuz, şeker karışımını ben suyu da, suda karıştırırsam homojen bir çözelti elde ederim. Sıcaklığı düşürdüğümde arkadaşlar şeker önce çökmeye başlar. Yani ben burada çözünürlük farkı kullanıyorum. Kaynama noktası farkı değil arkadaşlar çözünürlük bu yöntemin ismi de nedir ayrımsal kristalllendirmedir arkadaşlar ayrımsal kristalendirme şöyle yazalım ayrımsal kristalendirme yapabilmek için bu iki katının arkadaşlar çözücü de çok iyi çözülmesi lazım ve sıcaklık farkıyla Çökmesi lazım katılardan birinin. Dolayısıyla bu yanlış olmuş oldu. Kum çakıl karışımı tanecik boyutu farkı diyor. Arkadaşlar eleyebiliriz. Mesela eleme yöntemi yapabiliriz. Çakıl elekten geçemeyecektir. Çünkü tanecik boyutları daha büyüktür. Tanecik boyutu farkına dayalı bir yöntemdir. Bu da doğru olmuş oldu arkadaşlar. Yani yanlış sorduğundan dolayı D seçeneği burada. Doğru seçenek olmuş olacak. Kolloidal karışımların araştırılması işleminde yukarıdakilerden hangileri kullanılabilir diyor arkadaşlar kolloidal karışımlar dışarıdan bakıldığında tek tip yani homojen gözüken ama aslında heterojen olan karışımlardır örneğin katı sıvı yani bir kolloidal karışım varsa bu katı arkadaşlar sıvının içerisinde asılı kalır dibe çökmez yani. Bunun için ne yaparız? Biz santrifüjleme işlemi yapılabilir. Deney tüpünü alırsın, santrifüj cihazına koyarsın. Özel bir cihazdır arkadaşlar. Deney tüpü dönmeye başlar. Dolayısıyla dönünce deney tüpünün içerisindeki çözelti de o asılı kalan, çökmeyen katı merkezcil kuvvet yardımıyla arkadaşlar ne yapar? Çözeltinin dibine doğru çöker. Yani deney tüpünü santrifüj cihazını durdurup eline aldığında katının dipte olduğunu görürsün. Bu yöntem kullanılabilir. Ama süzgeç kağıdından geçiremem arkadaşlar. Çünkü süzgeç kağıdından da geçecektir bu kolloidal katı içerisinde kolloidal ideal karışım içerisindeki o katılar. Çünkü küçük partiküllerdir. Diyalizden geçirme diyor. Arkadaşlar diyaliz de aslında bir süzme yöntemidir. Yani katı sıvı tanecikler süzgeçten geçebilecek şekilde katı içeriyorsa yani katı partikülleri çok küçükse diyaliz edilir. Diyalizde yarı geçirgen zar vardır. Yarı geçirgen zar o süzgecin süzemediği arkadaşlar partikülleri süzer. Böbrek de vücutta bu görevi görür. Hatta böbreğin yetersiz kaldığı durumlarda arkadaşlar diyaliz cihazına giden böbrek hastaları ne yapar? Diyaliz cihazı içerisinde kanının temizlenmesini sağlar. Çünkü, çünkü diyaliz ne yapar? O arkadaşlar böbreğin süzemediği metabolik atıkları yarı, yarı geçirgen zar yardımıyla tutar geçirmez ve bir şekilde biz ne yapmış oluruz kanı temizlemiş oluruz arkadaşlar. Yani koloidal bir karışım olduğundan dolayı kan diğer izden geçirmede burada kullanılabilir. Doğru seçeneğim arkadaşlar D seçeneği olmuş oldu. X, Y ve Z sıvılarının tamamen buharlaşıncaya kadar ısıtılmasına ait sıcaklık zaman grafikleri yukarıda verilmiştir. Buna göre arkadaşlar yargılarından hangileri doğrudur diyor. Şimdi Buraya baktığımda X'in kaynama noktası artıyor arkadaşlar ve burada ne yapmış? Sıcaklık artışı azalma göstermiş. Aslında burası kaynama noktası arkadaşlar ve ne yapıyor? Buradaki arkadaşlar sıcaklık artarak devam ediyor. Ben buradan ne anlıyorum? Bu saf olmayan bir madde arkadaşlar. Saf değil. Yani nasıl? Tuz su homojen karışımı gibi arkadaşlar. Sıcaklık artarak devam ediyor. Şimdi Y'ye baktığımda bak. Bunlar arkadaşlar şimdi bir burada ne yapmış? Sıcaklık sabit kalmış. Bir de burada sıcaklık sabit kalmış. Şimdi bunlar karışım ya arkadaşlar. Örneğin Y alkol su karışımı gibi bir karışım olabilir. Örneğin sıcaklık 78 dereceyi gösterdiğinde karışımdan alkol ayrışmıştır. Sonra 100 dereceyi gösterdiğinde arkadaşlar ne yapar? Su kaynamaya başlamıştır. Bunlar sıcaklığın sabit kaldığı bölgeler bu arada ne yapar? Kaynama noktaları yani burada hal değişim sıcaklıklarının olduğu bölgeler. Z'ye baktığımda bakın arkadaşlar hal değişim sıcaklığı sabit. O zaman bu bir saf madde olabilir diyoruz. Şimdi X ve Y karışım Z saf maddedir diyor. Böyle olacağını söyledik arkadaşlar. X ve Y karışımları kaynama noktası farkıyla ayrıştırılır. Evet arkadaşlar mesela tuz su karışımı su kaynatılarak ayrıştırılabilir. Mesela alkol su karışımında alkol 78 derecede karışımdan ayrılır. Su 100 derecede karışımdan ayrılır. Biz bunları damıtma yöntemini arkadaşlar. Eğer tuz su yani katı sıvı damıtma yapıyorsam basit damıtma. Sıvı sıvı damıtma yapıyorsam ayrımsal damıtma yöntemiyle ayrıştırabiliriz. Doğrudur. X katı sıvı yani tuz su gibi arkadaşlar. Y de sıvı sıvı. iki tane haldeşim değişim sıcaklığı olduğundan dolayı arkadaşlar çözeltisidir diyor. Doğrudur. Çözeltidir arkadaşlar. Homojen bir karışımdır bu. Yani burada doğru seçeneğim E seçeneği demiş olacağım. Ayrımın üstüne konulan x, y ve z sıvılarının çalkalanma sonucu şekildeki konumları oluşmaktadır. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Arkadaşlar şimdi yoğunluğu daha büyük olan y ne olacak arkadaşlar? Daha altta olacak ama x de z'nin yoğunluğu eşittir diyemem arkadaşlar. Tamam yoğunluğu en büyük olan d diyebilirim arkadaşlar ama x de z'nin yoğunluğu eşit diyemem. Çünkü neden? Birbirleri içerisinde tek tip karışım oluşturuyorsalar yoğunlukları eşit diye bir şey yok arkadaşlar. Benzer benzeri çözer yani. Polar maddeler polar maddeleri çözer. Apolar maddeler Apolar maddeleri çözer bir de iyonik maddeler arkadaşlar ne yapar polar maddeleri çözer. Yani yoğunlukları eşit olun, olan çözünür diye bir durum olmadığından dolayı ben bunların yoğunlukları hakkında bir fikir sahibi olamam. Bakalım şimdi birinci öncülümüze sıvıların yoğunlukları arasındaki ilişki Y büyük X eşit Z'dir diyor. Bak şunu kesin diyemeyiz bilmiyoruz arkadaşlar aynı tipte gözüküyorlar diye yoğunluklar eşit diye bir durum yok. X ile Z birbirleri içerisinde çözülmüştür diyor. Evet bu kesin bilgidir arkadaşlar. Bakın birbirleri içerisinde çözülmüş. Kesinlik arıyoruz. Ayırma üstünde çift fazlı bir sistem vardır diyor. Evet arkadaşlar bir xz z fazı yani faz heterojen karışımlardaki kısımlar gibi düşünülecek burada. Y de arkadaşlar bu alttaki yoğunluğu daha büyük olan madde yani y fazı ve x z fazı olmak üzere iki tane faz var burada. Doğrudur arkadaşlar. Yani kesinlikle doğru olan burada ne olacak? D seçeneği 2 ve 3 olmuş olacak arkadaşlar. Şeker, yemek tuzu, iyot ve odun talaşı yeteri miktarda su ile karıştırılıyor. Bu karışım sırasıyla arkadaşlar işlemlerinden geçiriliyor. Buna göre birinci işlemin sonunda süzgeç kağıdında ve ikinci işlem sonunda ısıtma kabında hangi maddeler elde edilebilir diye bana soruyor. Arkadaşlar şeker, yemek tuzu, iyot ve odun talaşı katı maddelerdir. Ben bunları suyla karıştırırsam şeker ve yemek tozu suda çözünürken arkadaşlar iyot ve odun talaşı suda çözünmeyecektir. Arkadaşlar su Hatırlarsak şöyle ortaklanmamış elektron çiftleri içerdiğinden dolayı polar bir maddeydi. Iyot da şöyle I2, 2A aynı olunca apolar bir maddeydi. Bu arada o yüzden çözülmez yani. Odun talaşı da zaten çözülmez öyle düşündüm. Şimdi sügeç kağıdından geçirirsem ben bunu arkadaşlar iyotla odun talaşı süzgeç kağıdından geçemeyeceğinden dolayı çünkü çözelti olmadı suyla birlikte ne yapar yukarıda süzgeç kağıdının üstünde kalır. Şeker, yemek tuzu ve su tek tip homojen bir çözelti oluşturduğundan dolayı süzgeç kağıdından geçer arkadaşlar. Yani birinci işlem sonunda iyot ve odun talaşı süzgeç kağıdında kalır. Süzüntüyü ısıtarak buharlaştırırsam Su buharlaşınca arkadaşlar elimde ne kaldı? Şeker ve tuz kalmış oldu. Yani dolayısıyla ikinci işlem sonunda da şeker ve yemek tuzu elimde kalır. Doğru seçeneğim B seçeneği demiş oldum. X, Y ve Z sıvıları ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur diyor arkadaşlar. X ayırma hunisi ile tüm bileşenlerine ayrıştırılabiliyor diyor. Arkadaşlar ayırma hunisi yoğunlukları farklı sıvıları heterojen sıvıları ayırmak için kullanılır. Örneğin arkadaşlar burada bir musluk vardır. Su yoğunluğu daha büyük olduğundan aşağıda zeytinyağı da yoğunluğu daha büyük olduğundan daha küçük olduğundan dolayı yukarıda yer alır. Arkadaşlar suyu burada ne yapabiliriz ayırabiliriz. Yani ben buradan ne anladım? Sıvı sıvı Heterojen birbirleri içerisinde karışmayan bir karışımdır X. Y diyor ayrıştırıldığında iki farklı madde elde ediliyor. Yani mesela heterojen olabilir. Zeytinyağı su ayrıştırılınca zeytinyağı veyahut da su elde edilebilir arkadaşlar. Ya da tuz su mesela ayrıştırdın. Su bir tarafta kaldı, tuz bir tarafta kaldı. Yani ben Y'nin sadece bir karışım olduğunu bilebilirim. Homojen ya da heterojen diyemem. Dikkat et soru benden kesinlik istiyor. Z diyor ayrımsal damıtma ile bileşenlerini ayrıştırılıyor. Arkadaşlar ayrımsal damıtma alkol, Su gibi sıvı sıvı homojen birbirleri içerisinde çözülen karışımları ayırmak için kullanılır. Alkol 78 derecede kaynar, su 100 derecede kaynar bir atmosfer basınç için. Şöyle düşün, alkolü ben kaynattığımda arkadaşlar ilk önce yani bu karışımı kaynattığımda kaynama noktası daha küçük olan alkol ilk önce karışımdan ayrılır. Ve dolayısıyla çevresinden su devir daimeden geri soğutucudan geçirildiğinde ilk kez ne yapar arkadaşlar? Sıvı hale geçer. Dolayısıyla alkol bir tarafta kalır, su bir tarafta kalır. Bu işlemin ismi ayrımsal damıtmadır. Dolayısıyla ben buradan sıvı sıvı arkadaşlar homojen karışım olduğunu anlıyorum. Bu kesindir arkadaşlar. Şimdi bakalım. X birbirlerine karışmayan yoğunlukları farklı sıvılardan oluşmuştur diyor. Sıvı sıvı heterojen karışım dedik. Doğrudur arkadaşlar. Y homojen bir karışımdır. Bakın Y'nin bir karışım olduğunu biliyorum ben. Homojen ya da heterojen olabilir. Kesin bir bilgi değildir. Buraya dikkat et. Z en fazla iki farklı sıvıdan oluşur. Arkadaşlar Şöyle düşün. Alkol su olabileceği gibi kaynama noktası farklı. Başka bir sıvı da olabilir. Herkes kendi kaynama noktasında ne yapar? Orada arkadaşlar damıtma yapılırken damıtma kabından ayrışır. Yani burada en az 2 sıvı demesi lazımdı. Bak en fazla değil arkadaşlar. 3 sıvı, 4 sıvı, 5 sıvı da bir aradayken arkadaşlar damıtma yöntemiyle ayrıştırılabilir. Bu kesin değildir. En fazla iki sıvı olup olmadığını bilmiyorum arkadaşlar. Z'nin en az 2 sıvıdan oluştuğunu biliyorum ayrımsal damıtma yapabilmem için. Yani burada en az deseydi kesin olurdu mesela. Öyle düşün. Kesinlikle doğru dediğinden dolayı arkadaşlar A seçeneği burada yalnız bir doğru seçenek olmuş oldu. X, Y, Z ve T'den oluşan karışımları ayırma yöntemleri yukarıda verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar bak X ile Y ayrımsal damıtmayla ayrıştırılıyorsa arkadaşlar alkol su gibi arkadaşlar. Alkol 78 derecede kaynar. Su 100 derecede kaynar. Ben bu karışımı kaynattığımda kaynama noktası küçük olan alkol ne yapar? Karışımdan ayrılır. Çevresinden su geçen bir borunun içerisinden geçirildiğinde kaynama noktasının altına sıcaklık düşer düşmez. Alkol ne yapacaktır arkadaşlar? Sıvı hale geçecektir. Yani alkolü toplama kabında ne yaparım? Suyu da damıtma kabında toplamış olurum. Birbirinden ayrıştırırım. Yani ben burada ne anladım arkadaşlar? Sıvı sıvı olacak. Kesin bilgidir. Homojendir arkadaşlar. Y ile Z damıtma veyahut da basit damıtma zaten Y ne dedin sıvı o zaman Z ne olacak arkadaşlar katı yani eğer tuz su gibi bir karışımı ben ne yaparım buradan suyu arkadaşlar kaynatarak bir de geri soğutucudan geçirip geri yoğunlaştırarak tuzdan ayrıştırabilirim arkadaşlar böyle olduğunda damıtma diyorum ismine bak ayrımsal kristallendirme diyor şimdi arkadaşlar şöyle düşünün tuz şeker karışımını ayrıştıracağım bunun için ne eklemeliyim su eklemeliyim arkadaşlar. Çünkü bunlar suda çözünür. Sonra sıcaklığı düşürdüğünde şeker sıcaklıktan daha çok etkilendiğinden dolayı daha önce çökmeye başlar. Yani tuz şeker karışımını su kullanarak ayrıştırma yöntemidir ayrımsal kristallendirme. Yani ne olacak? Katı katı sıvı olacak. Ben zaten ne dedim arkadaşlar? Y'ye sıvı dedim. Arkadaşlar burada Z'ye katı dedik. O zaman T ne olması lazım? Katı olması lazım. Dikkat et Z ve T katıdır diyor arkadaşlar. Z ve T katı diğerleri sıvıdır diyor. Bu doğru olacak. Birinci ve ikinci karışımların ayrıştırılmasında kaynama noktası farkından yararlanılır diyor. Evet arkadaşlar. ikisinde de kaynama noktası farkından yararlanılır. Damıtma işlemeye kaynama noktası temellidir. Üçüncü karışımda donma noktası farkından faydalanılır. Hiçbir alakası yok. Ne yaptık arkadaşlar? Çözünürlük farkından yararlandık. Çözünürlük farkı diyeceğiz. Dolayısıyla bu yanlış olmuş oldu. Doğru seçeneğim arkadaşlar. Burada B seçeneği 1 ve 2 demiş olduk.